Baktım gecime gelek gelek neyime gerek, İçimden öyle geldi dertli dertli söylemek. Yayılın gecilerim çıkalım karada, dökülün yapraklar gitti bizene de gitti. Yaylanın kukulağı yere düşer kırağı, yedi beni yaylanın yollarıyla meral yol. Susmaz gibi yabancısın. Uvadır yabancısın da. Bahadır yabancı diyorsun sen. Ben Çavuşlu Göyü'nden, Naybuğularından, Mahmut'un Mustafa'nın oğlu Bilal Bekçi.
60 yaşındayım. 60 yaşına gelene kadar yani rahatlık için, kimseye böyle sıkıntı çekmemek için keçi taşırım. Anam bu yıl vefat etti. Annem 110 yaşında rahmetlik oldu. Hiç de daha böyle bir hafızasını kaybetmeden. İşte anam 110 yaşında oluyor. Hayvancılık yaptığımıza göre oradan ilerisi ne kadar olduğunu ben daha bilemem. Şimdi şundan var ya, şundan adam der sağa ki bana biçip külcörebi yap. Örnek. Şunu var ya bak, 7 günde abale tel yapayasın önüne. 2 günde de adam öreği beni, hapının biçip çorap olması 9 gün sürüyor. Şimdi adama da sanki ya kardeşim ben bunda emek istedim şey var, der ki ya ne olacak biçip külcörebi. Bu yaptığımız telin, ipliğin, çevirdiğimiz aleti kermane. Bu normal keçilerin kılından. Kar, kış havalarında sütez almaz. Sağlıklıdır. Doktor tavsiyesi de oluyor bunun külcorabı giy diye. Bunu bayanlar kılı tararlar. Tarandıktan sonra işte bu hale getirirler. Ondan sonra telini yaparsın. Elinden geliyorsa çorabını dokursun. Gelmiyorsa dokuyana dokuturursun. Bundan isteyen böyle doktor tavsiyesiyle bana biçip kül çorabı yap, bulunur mu sende? Soran çok oluyor yani. Babadan öğrendik. Çocuklar da öğrenir mi bilmem ama öğrenmez. Bundan sonrası sondur. Yani son kuşakta bu iş. Bundan 4 sene önce 100 liradan gider. Evimin tam eksiğini aldım. Araba paramı da veri geldim. Şimdi 1 milyardan gittiğin zaman eve eksik almayacaksın. Sadece araba parası. Benim o yalı göydüm. Benim o buraya 200 lira araba parası. Evine 1000 lira alan hiçbir şey almadan pazara gidiyorsun. Bir arkadaşına bir çay içirirsin. Araba parası verip dönüp gelirsin. Bence benim görüşümce, çoban aklımca ilkokul mezunuyum. Karı bana büyük uyumsuzluk var. Üreden her zaman ezilmeye mahkumdur. Zengin başını aldı yürüttü. Vakit zengine mecburi aldanacaktır. Çünkü yok. Sen alıyorsun, sende var, bende yok. Ben satacağım çünkü ihtiyacım var. Fırsatçıya Allah fırsat vermesin. Merhamet versin. Ya. 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 Hey. Eski ben babamın zamanında yaylacılık yaptığımız zamanlar şuradan geçen araba yolu yoktu. Diyelim Kadir hayvanımız vardı, onu diyelim yüklerdik yük. Kadir'in yiyeceğini ona koyduk. Köpeğin yiyeceği onda, kendi yiyeceğimiz onda. Bir katır ne kadar götürürse işte diyelim götürür 150 kilo yük. 150 kilo yük lan buradan kalkıp yola çıkardık. 7 günde, 8 günde yaylaya çıkardık. 8 gün onda işte o yiyeceklerle yiyip giderdin. Eski insanlar şu senin yükün arkanda ağırsa sana bir yardımcı olmak istedi. O zamanki zaman şimdi olsa senin arkanda 50 kilo yük varsa 50 kilo daha verirler sana şu an. Buranın yağmuru meşhur yani bu Karadeniz yöresi. Hele daha bu yaprak açtı. Tamam buranın da kaldı 10. ayda 2 ay bir yazı var. Ne zaman gelecek belli değil. Salağına köpekler.
İşte ya. Kedi böyle yani kabalı durmayı sevmez. Yağmur ve çamur, kar ne olursa olsun illa kezmeyi ister. Yani meşgul olacaksın. Yağmuruna da meşgul olacaksın, çamuruna da. Koyun hayvanı bugün istesen bir yağmur var, bir kar var. Bugün çıkarmayayım, istirahat edeyim, yedireyim dersen o imkanları var. Bundan daha rahat. Ama bunun yedirme böyle kabalı tutma şansın fazla yok. Yağmuru da kabul edeceksin, çamuru da. Koyunu getirsen bugün burada dolandırsan kedi döndüğünden daha aç olarak götürürsün. Ama bu hayvan kendin oradan buradan kıyıdan köşeden rızkını illa bulur. Yani karnını doyurur gider. Bu köpeğimiz dedelerimizden kalma yünlü köpek. Bunlara denir. Bunlar fırtınadan, yağmurdan böyle daldalanmak istemez. Hayvanların yanından hiç ayrılmadan devam eden güzel bir ırktır. Cinsleri kesilmemesi için tüm arkadaşlara, çoban arkadaşlarımın hepsine yünlü köpek ırkını pidirmemeyi için rica ederim. Bunlar yöremizde ve coğrafya hayvana, yola, çobanın şahsiyetine yakışan ırktır. Sar beline, beline, peştemalli kuşaklar geldi beni çekmeye, çay karalı uşaklar güvercinim, güvercin ay kırdılar kanadımı, eski koyuncuydum, değiştirdim adımı, değiştirdim adımı. Dağda koyunlarımı yaraladı yabanı, eski koyuncuydu kaldı keçi çabanı, alacak çeviz dalları kukarıdır kukarı, yedi dizlerimizi uzun yayla yolları, tam yaşlandı bizi uzun yayla yolları, yaylam gelecek yazın eriyecek karların, koyun kuzu bağırı coşuyu duygularım, bitir ki diyeceğim, diyeceğim bir daha. Tekem vurur çangını bir dağdan öbür dağa, bir dağdan öbür dağa. Bu yaylalar baş bize verdi neşe neşe, yaylalar hep sorayı, hep sorayı yaylalarda peşte malli Ayşe. Beş temalı Ayşe. Eski eser. Yayla evi o zaman ben bildiğim, ben yeriştiğimde yatak gecesi derler, yünden yapılan yatak gecesi. Evlerin üzerinde yatak gecesinden yün ya da gecesinden ördülmüş idi. Şimdi çadır öldü. Çadırdan sonra saat çıktı. Şimdi oldu hazirav. Yayla eski özelliğini biraz kaybetti yani. Bayanlar koyunu sağardılar. Sütünden yararlanıldı. Yününden yararlandı. Şu an hayvan koyunun yünü en son sattığımızda 5 milyona. Yün satıldığı zaman çobanlar dedi ki ya Allah bereket versin. 5 milyona koyunun yünü çıktı. İyi para. Şu an bayanlara desen ki yaylaya getireceğim 200 tane koyun
sağacaksın. Senin ayrılma başamasına gelir. Annem yolda giderken annemin darifi. İneğimiz doğurdu. Kadının arkasında hem bir peşik. Peşikle abim yaylaya götürdü. Bir de ineğin yaptığı buzağı arkasına yaylaya getirdi. 7 gün. Şimdi bunu kim yapar? Hiç kimse. Gecimizin ırkı eski yöreye göre diyelim dağ kır gecisi diye geçer. Sütü normal süt gecilerine karşı daha azdır. Yalnız sütü onlardan daha sağlıklı, verimlidir. Eti onlardan daha lezzetlidir. Her odu, her suyu içmediği gibi mızır ve temiz olduğu içindir. Bunu bölge olarak Gümüşhane, Dorul, Paybut, bu çevreler adamlar işi tam bildiği için yoksa bile olduğu yerden gider. Bunu ararlar, kurban keserler, etli kalıp keser, kışlık hazırlık yapar, kavuru yerler. Bilmeyen zanır ki en geri kaliteli bir eti, sanki yanlış, en birinci kaliteli bir ettir. Onun için bilmeyenler de bilsin, bilmeyenler de yesin. Yerden, toprağın üzerinden hiçbir şey almamacı. Havadan kareymişin tipinden de değil, toruğundan yemek ister. Havadan yaprağın en yükseğinden yemek ister. Suyun en iyi akar temizlerinden içmek ister. Yok tabi. Ha şimdi oldu. Belgesellerde çıkacaksın. Ne? Bu dudarda bir. Hem yürüyün hem gelin bakalım, o geç gelecek. Gel şimdi gel. Gel. Yaylalarda bitemince çam ayrım yaylada. Of benim boynuma. Benim herifim çalaya söyle ya. Yaylalardan bitemeceler, çalardan. Yarınıcı yaşadığım asırları, yılları. Yaşlandı yine çoban, çaşıdı
Otur da konuşalım kız, burada ayıldı yeri. Yedim kuzular gibi da dönemez oldum geri dönem. Ya kız sen pişman mısın sevdalık ettin hep? Vallahi ben pişmanım da hatta etmedim. Gel gidelim ormana, yeder odun dönersin. Gene eskisi gibi de söyleyi de gülersin. Oraya, yanla da aşağı yanla, yanla aşağı. Gel, gel. Anneciğim çok zor, vallahi çok zor. İlla daha böyle ayağım poz değil mi? Duruyor. Bugün ne prav gitti, yaylıya gitti, bunların peşini. Hey, çavuş burada çok oturuyor. Ne tarafa gideceksin? Tarla var, sivur var. Eski günler geri gelse. Kaldı burada bununla kocaman koca karı. Milleti hep daldım, kaldım tek başına. Arada türkü söylüyorum bak. Arada ağlayırım öfkemden. Sabahtan yedik mi ipimi alıp ormandan tesirle alıyorum. Ay 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 ay. Dedi bir tane. Bu al. Ben yaylan mı zubiliyorum? Sen daha. Anne çok git içeri tanıştır sopayı yiyorum. Tamam. Ben yaylan mı zubiliyorum? Sen biliyorsun. Aç, aç müziği. Aç müziği. Aş müziği utanılım ya anneciğim. Ya sana bir türkü söyleyelim. Senin türkün bastı, benimki bastı. Tamam, önce sen söyle bakayım. Yaylanın çimeninde sevdalı sevdalı dizeyim. Türkü söyleyeceğim de biraz kesildi sesim. Kel okuyayım seni, çok iyi bir nefestir. Ben istediğim müziği söylerim.